Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok büyük istek geliyor her yerden. Bu isteklere cevap olsun amaçlı bir video çekmek istedim. Lastikli kemer nasıl yapılır, nasıl dikilir? Bu çok soruluyor bana arkadaşlar. Güzel bir video hazırladım. Lastikli kemer nasıl kesilir, nasıl dikilir? Nasıl eteğe ya da pantolona monte edilir? Bunun bilgisini vermeye çalıştım. Hemen videomuza başlayalım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Şimdi lastiğimizi keselim. Belimin ölçüsünde kestiğim parça 10 santimlik parçamı böyle belimin ölçüsüne göre yerleştiriyorum. Bel ölçüme göre hemen kesiyorum. Az dikiş payı veriyorum, 1 santim kadar kesiyorum. Lastiğimi de şöyle keseceğim arkadaşlar. Belim, bel ölçümüz önemli burada. 78 santimdi. 4 santim eksik. Hemen ölçümü aldım. 4 santim eksik. 74 santimden lastiğimi kesiyorum. Şimdi şunu göstermek istiyorum. 4 santim bol gibi gelebilir arkadaşlar ama benim lastiğim çok esnek bir lastik değil, sert bir lastik. Şöyle tuttuğum zaman şöyle toplayacak. Daha çok lastiği daha kısa yaptığımız zaman, diyelim lastiğimi daha az kestim. Şu görüntü çok güzel olacak. Çok güzel büzecek. Yani şortum daha güzel büzülecek. Ama arkadaşlar belimizde rahat olmayacak. Hatta belimizi sıktığı için yandan böyle etlerimiz bile fışkırabilir. Çok güzel olmaz yani o şekilde. Hemen 4 santim eksik kesmeniz yeterli. Tabi lastiğin esnekliğine de bağlı bu. Şöyle büzeceğiz. Onu da şöyle yapacağız. Hemen lastiğinin kemerimi yandan kapatıyorum. Lastiğimi de kapatıyorum. Hemen lastik çalışmasını yapalım arkadaşlar. 10 santimlik belimin genişliğinde bir kumaş kestim arkadaşlar. Şöyle hemen yanlarını kapatıyorum. Ayrıca bel ölçümden de 4 santim eksik lastiğimi kestim. Yani 78 bel santime göre çalışıyorum. 74 santimden lastiğimi kestim. Hemen onu da buradan kapatacağım. Ben ortada bir ip detayı, birit yapacağım için şöyle iki tane de kuş gözü taktım. Şimdi şöyle yapacağız. Dikiş yerime şu iplerimi keseyim. Şöyle lastiğimi içeriye doğru yerleştiriyorum. Şu şekilde arkadaşlar. İkisi de yuvarlak ya. Şöyle yerleştiriyorum. Şöyle kapatıyorum. Lastiğimin içinde dikerek kemerimle birlikte şöyle dikiş çekeceğim arkadaşlar. Yalnız lastiğimi hiç dikmemem gerekiyor. Lastiğim içeride tünelde gibi kalacak. Hemen şöyle başlayayım. Arkadaşlar kemer için kestiğim parçayı diktikten, birleştirdikten sonra şöyle bir halka olacak.
Şimdi bu halkayı 4 eşit parçaya böleceğim. Şurası birinci parçam. Şuralardan hemen çıt alıyorum. Şöyle çıtlarımı aldım. 4 eşit parçaya böleceğim ya, sonra şöyle yaptım. Çıtlarımla dikişimi ortaladım. Şimdi buralardan çıt alacağım. İğne de takabilirsiniz. Ben genelde çıt almayı tercih ediyorum. Böylece kemerimi 4 eşit parçaya bölmüş oldum arkadaşlar. Şimdi şortumu da 4 eşit parçaya bölmem gerekiyor. İki tarafı zaten işaretli. Şuralardan da çıtlar alıyorum yine kenarlardan. Buradan da çıt aldım. Şimdi kemerimle şortumun çıtları birbirine denk gelecek şekilde şöyle iki kat olacak ya kemerimiz. Şöyle lastiği geçirdikten sonra önce lastiği dikiyorum. Şöyle bir lastik elde ediyorum. Kumaşın arasında, ikiye katladığım kumaşımın arasında lastiğimi dikiyorum. Hiç lastiğin içinde dikilmeyecek. Lastiğin içinde gezinir pozisyonda olacak. Ondan sonra şu çıtlarımı ilk önce eklediğim parçayı diktiğim dikiş yeri var ya, orayı arka bedenime denk getiriyorum. Şöyle iğneliyorum. Diğer yandaki çıtımı şortumun yandaki çıtıma denk getiriyorum. Burayı da iğneliyorum. Zaten sırayla dönüyor arkadaşlar. Yine bu çıtımı öndeki dikiş yerime denk getirip iğneliyorum. Diğer kemerimdeki çıtı şortumdaki yan dikişimdeki çıta denk getirip burayı da iğneliyorum. Ve bu şekilde şortumla kemerimi monte ediyorum. Böyle yaptıktan sonra da lastik takabilirsiniz. Arada bir dikiş boşluğu bırakırsınız arkadaşlar. Eğer şu şekilde yapmak zor gelirse böyle de yapabilirsiniz. Lastiği öyle takabilirsiniz. Şimdi ben lastik hazırladığım kemerli lastiğimi monte edeyim. Hazır. Lastikli kemerim de hazır. İkisi de düz tarafta. Şimdi hemen çıtlarım var ya, çıtlarımı şöyle lastiğimi, bedenimi ters çeviriyorum. Şöyle çıtlarımı, yanlış işaretlemeyeyim, şöyle işaretliyorum hemen denk getirerek. İğnemi takıyorum. Yandaki çıtımı şortumun yandaki çıtına denk getiriyorum. Buraya da bir iğne takıyorum. Arkadaki çıtımı arka dikişime denk getiriyorum. Şurada. Buraya da iğnemi takıyorum. Şortumun yandaki çıtıyla da buradaki çıtımı denk getirip iğnemi takıyorum. Ve makinede çekerek kenarları olduğu gibi dümdüz dikiyorum arkadaşlar. Şöyle çekerek dikersem oturur zaten. Şu şekil. Hemen dikerim. Başlıyorum. Yine lastiğimi dikmeden, lastiğimdeki dikiş yerden devam ederek lastiğimi hafif çekerek belime sabitleyerek dikiyorum arkadaşlar. Çok kolay.
İğnemi batırdım. Şöyle lastiğimi çektim. Bakın hemen yerleşiyor. Devam ediyorum. Bu şekilde lastiğimi çekerek devam ediyorum arkadaşlar.